Merhabalar, ben Güney Sentür. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Bugün Ajans Spor'da bir haber gördüm. Menajeri açıkladı, Sisse Beşiktaş'a doğru bir haber gördüm. Sisse'nin menajeri Sedat Atmaca, Radyo Spor'da Özgür Sancar'a konuştu. Beşiktaş'la şu anda bir anlaşma yolu olabileceğinden bahsetti Sayın Atmaca. Biz de bu transferin olması halinde neler olabileceğini konuşacağız. Sisse Beşiktaş'a neler katabilir, bunu konuşacağız. Biliyorsunuz ki Sisse şu anda Süper Lig'de gol kralı. Ancak şöyle bir yaşına baktığımızda yaş problemi olduğunu görebiliyoruz. 35 yaşında. Şimdi şöyle kariyerine baktığımız zaman da oldukça iyi takımlarda oynamış ki. Özellikle Newcastle'da oynamış. Newcastle'da oynarken de 117 maçta 37 gol atmış. 2009 yılından 2012 yılına kadar da Newcastle'da oynamış. Yani bu aslına bakarsanız kariyer olarak futbolcuların çıkabileceği en top noktalardan bir tanesi. Premier Lig'de oynamak burada. Yani 117 maça çıkıp 37 gol atmak. Yani bir başarıdır. Papi Sisse'nin bir kalitesi var. Hızlı bir futbolcu, seri futbolcu, ceza sahası içerisinde çok etkili bir futbolcu. Ve asist özelliği de bulunmayan bir futbolcu. Yani çok fazla asist yapan bir futbolcu değil. Ha, Beşiktaş'ın şu an oyun yapısına uygun mu derseniz uygun olabilir. Ama nasıl transferler yapacak Beşiktaş? Kimlerle ilgileniyor? Bunu da şimdi ilerleyen dakikalarda sizlere bahsedeceğim. Özellikle Beşiktaş Enes Kala ile anlaşmış durumda. Beşiktaş'ın ilk transferlerinden bir tanesi olacak Enes Kala. Şimdi Papi Sisse ile ilgileniyorlar. Papi Sisse 35 yaşında. En büyük dezavantajı yaşı. Şimdi benim kendi düşüncem, şimdi yabancı sınırı konuşuluyor. Yabancı sınırı geldi. 8 tane yabancı ile çıkacaksınız. Elinizde Burak gibi bir forvet varken Papi Sisse'ye gerek var mıydı bilemiyorum. Bir de yabancı futbolcu ve yaşı 35 yaşında. Ne kadar para verilecek bunu daha henüz netliğe kavuşturamadım. Haberde de böyle bir detay yok. Ne kadar para verileceği de çok önemli. Ben hani Beşiktaş'ın böyle çok büyük paralar vereceğini zannetmiyorum. 1 artı 1 yani opsiyonlu bir şekilde sözleşme yapılacağı konuşuluyor. Sisse'nin 1 artı 1 sözleşmeyi kabul eder mi? Bunu da bilemiyoruz. 35 yaşında artık, yani son sözleşmesi olabilir. Son gittiği takım olabilir. O yüzden belki 2 yıllık isteyebilir. Ama yani 35 yaşındaki bir futbolcuyu Beşiktaş'a transfer etmek bence yanlış. Bu Sisse'de olsa. Çünkü yapılanmaya gitmeniz gerekiyor. Zaten Beşiktaş'ın çok büyük sıkıntıları var maddi yönden. Biliyorsunuz ki şu an bir yardım kampanyası var. Bu yardım kampanyası varken böyle bir oyuncuya bu parayı vermek, bu paraları vermek, yani para vermek, çok yüklü miktarda para vermek bence mantıksız. Papi Sisse evet, iyi futbolcu. Beşiktaş'a fayda sağlayabilir mi? Evet. Ama bence takımların geleceğe yatırım yapması gerekiyor. Yani Papi Sisse gibi kalitesinde bir futbolcu bulamayabilirsiniz genç yaşta. Biraz daha alt seviyede olabilir ama geleceğe yatırım yapmak bence çok daha mantıklı olacak. En büyük avantajı sözleşmesi bitiyor. Tabii ki de bonservis ödemeyecek. Bakalım yani başka takım tekrar devreye girecek mi? Özellikle menajerinin söylediği de birkaç takımda daha görüşüyoruz dedi. Şimdi Beşiktaş da girerse en büyük avantaj bonservis vermeyeceksiniz. Ama buna keza yani bir imza parası verilecek mi ve yıllık ne kadar verilecek, bunlar çok önemli. Çünkü takımda yani Beşiktaş'tan çok büyük bütçeler yok. Zaten 34 yaşında Burak Yılmaz forvet hattında. Bir de Güven Yalçın var, Umut Nayır var. Evet, bunlar belki Güven'le Umut Beşiktaş'ın forvet ihtiyacını karşılamıyor, ancak Burak burayı tamamen karşılayabilecek seviyede. Yani baktığımız zaman, çünkü en skorer oyuncularından bir tanesi ve bence ya Papi Sisse'ye gerek yokmuş gibi hissediyorum. Beşiktaş taraftarı da evet bir kısım istiyor, bir kısım da hayır gelmesin, zaten Wagner Love geldiğinde neler olduğunu gördük diyor. Bana göre haklılar ama cüzi miktarda, bakın 500 bin euro veya TL bazında anlaşabilirlerse bu avantaj olabilir. Bunu söyleyelim. Şimdi bu yıl Sisse 29 maça çıktı. 27'sinde ilk 11 başladı. 22 gol de attı. Yani skor olarak
Alanyaspor'a çok şey kattı. Bir de asist yaptı. Bu da şunu söyleyelim. Asist yapmayı sevmeyen bir futbolcu. Evet, forvetlerin belli bir kısmı egoist olabiliyor. Normaldir. Biz de futbol oynarken teknik direktörlerimiz bizlere, forvetlere diyordu ki egoist olun, golü siz atın. Bunlar normal şeylerdir. Papi Sisse'nin Beşiktaş'a gelmesi bence yanlış bir transfer hamlesi olur. Sergen Yalçın'ın istemesi gayet normaldir. Çünkü daha önce çalıştı Sergen Hoca Papi Sisse ile. Neler yapabileceğini çok iyi biliyor. O yüzden onun üzerine oyun planı da kurabilir. Tabii Burak'la da çalışıyor şu an hoca. Ancak Papi Sisse'nin ben de faydalanmak isteyebilir olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani Papi Sisse'de yaş sorunundan dolayı bence Papi Sisse'ye Beşiktaş'ta ihtiyaç yok. Beşiktaşlar bu transferi de bir an önce olmasını istiyordur. Çünkü transfer haberlerine de Beşiktaş taraftarı aç. Transferi çok istiyorlar. Transfer yapılmasını çok istiyorlar. Çünkü takımda çok büyük sıkıntılar var. Beşiktaş'ın diğer transfer adaylarına baktığımız zaman ise kalede kaleye kesinlikle bir futbolcu, bir kaleci alacaklar. Bunun %70, %80 olma ihtimali var. Volkan Babacan'la görüşülüyor. Aynı zamanda Galatasaray'da görüştüğü konuşuluyordu. Ancak Beşiktaş'a biraz daha sıcak bakıyor Volkan Babacan. Bu bilgiye ulaştım. Çünkü Galatasaray Muslera eleştikten sonra orada kimi getirirseniz getirin oynatmaz. Muslera'yı kimse kesemez ki mükemmel bir fedakarlık gösteriyor şu anda. Sakat olmasına rağmen her gün tesislere gidip Muslera çalışmasını yapıyor. Beşiktaş'ta bir numaralı kaleci lazım. O yüzden Volkan Babacan Beşiktaş'ı tercih edebilir. Makul fiyatlarda bir transfer olursa Volkan Babacan'ı kesinlikle bekliyorum. Öbür taraftan Gökhan Gönül'le hala sözleşme konusundan net mutabakata varılmış değil. Gökhan Gönül'ü takımda tutmak istiyor Sergen Hoca. Onun da akıbeti şu an belli değil. Gökhan Gönül'le de Fenerbahçe ilgileniyor. Yakın kaynakları da Fenerbahçe ile anlaştı gibi duyumlar alıyoruz sosyal medyadan. Ama onun da durumu şu an belli değil. Caner Erkin'le kesinlikle çalışmak istemiyor Sergen Hoca. Caner'i de hem Galatasaray biraz daha önde hem de Fenerbahçe istiyor. Bu yüzden bu transferde de henüz net belli bir şey yok. Aslına bakarsanız sezon bittikten sonra bazı şeyler şekillenecek. Beşiktaş Ensekala ile anlaştı. Bu transfer %90 bitti. Ensekala transferi de Beşiktaş'a faydalı olabileceğini düşündüğüm transferlerden bir tanesi. Ensekala beğendiğim futbolculardan. Artık yavaş yavaş Beşiktaş'ta transfer havasına girecekmiş gibi bir hissiyat var içimde. Yavaş yavaş piyasaya girecek. Mecbur transfer yapmak zorundalar. Yapmama gibi bir lüksü yok. Bir şekilde kaynak bulup transfer yapacaklar. Ama nasıl bir liste hazırlandı? Bu listede kimler var? Daha açığa çıkmış değil. Bunları zaten açığa çıkar çıkmaz sizlerle paylaşıyor olacağım. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.